ben bir telefon açabilir miyim Gözüm abla? Tabii açabilirsin Ruhsar'cığım, onu biliyorsun. Fani tarafı aramak yasak. Hayrola, nereye arayacaksın? Fani kocam Masar'ı. Masar'ı mı? Neyse, hadi bakalım. Bir defaya mahsus olmak üzere arayabilirsin. Ama lütfen kesinlikle bir kere daha teklif etme, tamam mı? Tamam. Yağmurlar yağmadığı için gidemiyorum ama ben uyandırmazsam yine işe geç kalacak. Niye açmıyor bu telefonu ya? Yoksa telefon yanında değil mi? Öyleyse ben telefonu yanına götüreyim. Ya demek hala açmamakta ısrar ediyorsun ha? Şimdi görürsün sen. Kalk çabuk kalk. İşe geç kalacaksın şapşal şey. Hemen uyandım. Vay be. Telefon uyandırma servisi işi bayağı ilerletmiş. Kayıt bırakmadığım halde kendiliklerinden uyandırıyorlar. Hem de telefonu havada... Ruhsar, alçak ruh sensin biliyorum, çık ortaya. Ah, evet benim hayatım, günaydın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Neredesin? Çıksana ortaya, alçak ruh. Öbür taraftayım aşkım. Yağmur olmadığı için seni telefonla arıyorum. Ne? Öbür tarafta telefon mu var? Bana bak, sana yazıyor. Kapat istersen. Hadi Masar, hadi Masar. Allah Allah, Allah Allah. Telefonu hala meşgul. Ya işe gelmeyip de kiminle laklak ediyor bu adam sabah sabah? Bence o daha uyuyordur Önder Bey. Canım saçmalama Müfit Allah aşkına. Uyurken de mi telefonla konuşuyor? Yani rahatsız edilmesin diye telefonu açık bırakmıştı mutlaka efendim. Bunun işe geleceği yok. Bu elimizdeki işi bir an önce bitirmemiz lazım Müfit. Hadi kalk gidelim yoksa bu adam kız sonuna kadar uyur. Evet, hadi. Ayıcıklar gibi. Efendim? Yok bir şaka. O diktiğin kırmızı şey ne Gözüm abla? Saadettin'e kırmızı pelerin dikiyorum Ruhsar'cığım. Boğaların kırmızıya saldırdığını öğrendim de. İnşallah Saadettin'in bu kırmızı pelerini giyecek ve farkında olmadan boğaları tahrik edecek. Tabii ki rahmetli olup buraya gelecek. Kocasını sevdiği için öldürmeye kalkan ilk kadın sensindir vallahi Gözüm abla. Maalesef öyle canım. Adam bir türlü ölmek bilmiyor. Ya kedilerin bile 9 canı varken benim adamın kaç yüz canı var bir türlü anlayamadım vallahi. Aa. Ne oldu, bir şey mi oldu Gözüm abla? Yeni bir hayalet daha seçilmiş. O da senin gibi aşağı tarafa, yani fani tarafa gidip gelme hakkını kazanmış. Ay ne güzel. Desene bana eşlik edecek birisi olacak. Kimmiş bu Gözüm abla? Mücella Özdenyo isminde bir kadın. Ne dedin, ne dedin? Mücella Özdenyo mu? Evet, tanıyor musun? Evet, bu o Mücella. Yani daha doğrusu mikrop Mücella. Kim bu mikrop Mücella? Aramız pek iyi değil galiba Ruhsar. Evet, pek iyi değildi. Daha doğrusu hiç iyi değildi. Uğraşıp dururdu. Nedense bana özel bir gıcığı vardı. Hı, demek ki bazen kötüler de erken ölebiliyormuş ha. Demek herkes ölüyor. Bir ölmeyen Saadettin. Elbette, elbette. Buyur Fitnatçığım. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Teşekkür ederim. Fitnatçığım bak yavrum, benim masarım minik kuşum bazı sabahlar biraz tuhaf olur. Yani yok istemem, evlenmem gibi sonradan pişman olacağı bilinçsiz sözler edebilir. Sen sakın bunlara aldırma. Olur mu benim güzel kızım? Siz hiç merak buyurmayın efendim. Saadetimiz için gerekli fedakarlığı gösterebilirim. Ben olgunlaşma enstitüsünü birincilikle bitirdim. Bu vesileyle çok olgunum efendim. Aferin Fitnatçığım. Bu devirde senin gibi bir kız çok zor bulunur vallahi. Öyle değil mi Firdevs? Ay ya evet. Gurur ve kibir yapanlar saadeti asla yakalayamazlar. Sevdalılar kanatlıdır. Hayat da bazen tatlıdır. Öyle değil mi efendim? Ah çok doğru. Fitnat ne kadar güzel konuşuyor, öyle değil mi Firdevs? Ya evet, bir de rengi siyah beyaz olsaymış tam olacakmış. Bana bak kes sesini, dalga geçme yoksa kafamı kırarım, anladın mı? Ay bu mikrop mücella gibi kötü insanların nasıl olup da cennete alındığını hala anlamış değilim. Bir de üstüne üstlük hayalet olma izni veriliyor. Dur bakalım cennete nasıl girmiş? Mücella öz deniyor, mücella öz deniyor. Hah buldum. Bolca hayvana iyilik etmiş, kedilere, köpeklere yiyecek dağıtmış. Hayret nasıl hayvanlara iyilik ettiyse. Selam. Oo, sevgili Ruhsar Hanım da buradaymış. Evet, buradayım canım. Esas benim değil, senin burada olman şaşırtıcı. Ya, seninle faniyken çok fazla uğraşamamıştım Ruhsar Hanım. Ama şimdi artık rahat rahat uğraşabilirim. Benimle uğraşamazsın hayatım. Çünkü ben bir ruhum. Ben de en az senin kadar ruhum. Yani güçlerimiz eşit. Ne olmuş eşitse? Bu ne anlama geliyor? Sen daha iyi bilirsin Ruhsar Hanım. Bana boşu boşuna mikrop mücella dememişler. Öldüğümde iyi bilirdik diyen tek bir kişi vardı. O da mahallenin delisiydi. Gözüm abla, bu mikrop ruh bana bir şey yapabilir mi sence? Aklı varsa yapmaz. Çünkü hayalet izni verilmiş bir ruhun kötülük yapması ancak korku filmlerinde olur. Gerçekte yaparsa cezalandırılır. Ama o yine de rahat durmayacaktır. Onu çok iyi tanıyorum gözüm abla. O mikroptur mikrop. Kanında var onun, kanında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş. Gel